Evet İstanbul'da e, bir kişinin hayatını kaybettiği ve dört kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan Timur Cihan Timur e, davasına geçiyoruz. E, kendisini Mısır üzerinden ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok'la birlikte Boston'da yargılanıyorlar. İade davası bu ve Massachusetts eyaleti Boston Bölge Mahkemesi'ndeki davada ertelendi. Hemen Mehmet Sümer yola çıkmıştı ki davanın ertelendiği haberi geldi ve Durdu, geri döndü herhalde. Evet, şu anda evet. stüdyoda görüyoruz. Mehmet, ne oldu? Önce oradan başlayalım, sonra başka sorular da soracağım. Erdoğan dava yarın görülecekti, yani ikinci kez. Eylem Tok yarın sabah yerel saatte 9'da, Türkiye saatiyle akşam üzeri 4'te. Hakim karşısına çıkacaktı. Ben de bu davayı takip etmek üzere New York'tan Boston'a yola çıkmıştım ki yaklaşık 4 saatlik bir karayolu mesafesi var. Ama 2 e, saat kadar hemen hemen yolun yarısını gittikten sonra mahkemeden bir haber geldi. Davanın 1 Temmuz'a ertelendi. 1 Temmuz saat 2'ye ertelendiğine dair bir haber geldi. Bunun üzerine ben de geri döndüm. Eylem çok per, e, önümüzdeki hafta yani 1 Temmuz tarihinde hakim karşısına çıkacak. Yerel saatte saat 2'de, Türkiye saatiyle saat 9'da. Ama davaya ilişkin gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Timur Cihan Timur'un avukatları hemen hemen her gün yeni bir bilgi, yeni bir belge giriyorlar e, sisteme, hani Türkiye'deki UYAP sistemi gibi düşünebiliriz bunu. O sistemin içerisinde sürekli dilekçeler giriyorlar ve o dilekçeleri takip ediyoruz biz de. E, özellikle kaldığı yerden oldu e, şikayetleri devam ediyor. Kaldığı yerle ilgili sıkıntıların sürdüğünü belirtiyorlar ve oradan çıkarılmasını istiyorlar. 2 milyon dolarlık bir teminat göstermişler, gösterebileceklerini belirtmişlerdi. Timur Cihan Timur'un babasına ait Türkiye'deki bir 2 milyon dolarlık bir gayrimenkulü kefalet karşılığı teminat olarak gösterebileceklerini belirtmişlerdi. Savcı bunun üzerine bir dilekçe yazdı ve dedi ki yani böyle lafla olmaz. Hani eee amiyane tabirle savcının söylediğini söylüyorum. Hani lafla olmaz. Sadece siz 2 milyon dolarlık bir Teminat göstereceğinizi söylüyorsunuz bir gayrimenkulden bahsediyorsunuz ama bu gayrimenkulün değerinin 2 milyon dolar edip etmediği şüpheli ayrıca herhangi bir teminat bedeli de yatırılmadı şu ana kadar e, mahkemeye kaldı ki bu gayrimenkulün üzerinde herhangi bir e, haciz bir e, banka kredisi bir başkasının e, alacaklı olduğu bir durum bir ortaklık olup olmadığına dair evraklar belgelerde mahkemeye sunulmadı. Dolayısıyla dolayısıyla bu kefalet başvurusu da seyreden uzak yani ciddiyetten uzak değerlendirmesini yaptı savcı ve kesinlikle de serbest bırakılmaması gerektiğini söyledi. Ee, yurt dışından bir gayrimenkulün Amerika'da olmayan, yurt dışında olan bir gayrimenkulün bir mahkemeye teminat olarak gösterilmesi ile ilgili Timur Cihan Timur'un avukatları Amerika'da yine Boston'da iki ayrı davada benzer durumun yaşandığına dair bir örnek vermişlerdi. Yani bakın işte şu kişiler de İngiltere'deki evlerini teminat göstermişler ve kefaletle serbest kalmışlardı diye eski davalardan birini örnek göstermişlerdi. Burada da savcı şöyle bir test savundu. Dedi ki evet doğru o kişiler yurt dışında bir teminat göstermişlerdi ama hem teminat ücreti yatırmışlardı hem de o kişiler Amerika'ya kaçarak gelmemişlerdi. Timur Cihan Timur kaçmıştır. Dolayısıyla yine kaçma şüphesi vardır bırakılmaması gerekmektedir savunmasını yaptı savcı verdiği karşı dilekçe savcı. Mehmet bu artık bir iade davasından çok herhalde bir suç davasına mı dönüyor savcının bu kadar e, e, yanıt vermesi bütün yani Yani savcı bırakılırsa tekrar Amerika'dan kaçarlar. Amerika'dan da kaçar şeyinde e, iddiasında. O yüzden Dava sonuçlarına kadar iade edip edilmeyeceğini bilmiyoruz şu aşamada. İade davası sonuçlarına kadar kesinlikle e, şu anda kaldığı gözetim evinden ki avukatlarının deyimiyle orası bir hapishane bir çocuk gözetim evi değil diyorlar. E, oradan bırakılmaması gerektiğini savunuyor savcı ısrarla. Buna gerekçe olarak da diyor ki hani bu çocuk bir suç işledi ve ardından kaçtı ailesinin yardımıyla yine aynı şeyi yapabilir diyor. Evet.